Ayşe Hatun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağlığınıza duacıyım. Şu ahir ömrümde sizi görmek de nasip oldu. Sağ olun. Mihrimah Sultanım, Allah bu güzel yüzünüze keder vermesin. Amin. Vezir Mustafa Paşa'nın zevceleri Hanım Hatun. Sultanım, sizi görmek ne büyük bir şeref. Sağ olun. Hoş geldiniz. Vezir Kasım Paşa'nın zevceleri Dilanur Hatun. Hoş geldiniz. Şeyhülislam Sadullah Sadi Efendi'nin zevceleri Gülistan Hatun. Hoş geldiniz. Sultanım, nigarlarla kadar olmam lazım. Malum nikah var bugün. Tamam, gitti. Hafif at. Niye çağırdılar? Malumatın var mı? Yok, nereden bileyim. Güzel kadınmış. Öyle. Hünkârımıza büyü yaptı diyorlar ama ihtiyacı yok. Evet, cadıya da benzemiyor. Valide Sultan rahmetli oldu. Mahidevran Sultan da buralardan gidince meydan onlara kaldı. Şşş, sessiz ol. Benim burada olmam şart mı? Daha şimdiden sıkıldım. Biraz bahçeye çıkıp dolaşmak istiyorum. Bunları alırsan iyi edersin Mihrimah. Sen bir cihan padişahının kızısın. Bahçelerde dolaşmak fazla bitti. Hanımlar. Beni kırmayıp buraya geldiğiniz için size ayrı ayrı teşekkür ederim. Eminim sizi ne sebeple çağırdığımı merak ediyorsunuzdur. Kendi adıma bir vakıf kurmak istiyorum. Bu vakıf yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahipleri için hizmet verecek. Sizlerin bu vakfa destek olması benim için çok mühim. Bu maddi bir destek değil, zira bütün masraflarını kendi cebimden karşılayacağım. Sizlerden ricam, kurulacak Haseki Hürrem Sultan Vakfı'nın mütevelli heyetin içinde yer almanız. Eğer kabul ederseniz beni ziyadesiyle memnun edersiniz. Sultanım, böyle hayırlı bir işte yanınızda olmaktan şeref duyarız. Sağ olun Ayşe Hatun. Eğer aranızda katılmak istemeyen varsa söylesin. Zira onu ikna etmek isterim. Güzel. Sağ ol, sağ ol. Hatice Sultan Hazretleri. Sultanım, hoş geldiniz. Hayırdır Hürrem? Kendini Valide Sultan mı ilan ettin? Hayır işleri için Valide Sultan olmam icap ettiğini bilmiyordum. Senden bugüne kadar kime hayır gelmiş? Bu vakfı kendi menfaatlerin için kullanacaksın. Belli. Ağzınızdan da bal damlıyor bugün. Ayrıca neden geldiniz siz? Yoksa Nigar Hatun'un nikah için mi?
İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Sultanım, size veda etmek için geldim. Ne diyelim? Hayırlara vesile olsun Monika. Senin için hediyeler hazırlattım. Eksik olmayın sultanım. Nigar Hatun, tebrik ederim. Rüstem aile mesut olmanızı dilerim. Sağ olun sultanım. Nigar Hatun. Firuze ile görüşüyormuşsun diye duydum. Kendisi geldi odama. Ben de kovdum. Sakın yüz bulmasın senden. Sultanım, Şehzade Mehmet Harem ile birlikteler. Ne haremi, kim bu? Nazlı, benim neden haberim yok? Bağışlayın, ben de şimdi duydum. Halde. Mehmet. Ne oluyor, kim bu? Adı Clara. Onu beğendiğini biliyordum. Neden sual ediyorsunuz validem? Bir sakıncası mı var? Hayır. Benim aslanım kimle isterse onunla birlikte olur. Ben sadece bilmek isterim. Oğlum nerede, kiminle ne yaptığını bilmek isterim. Size daha evvel de söyledim. Çocuk değilim artık ben. Bir şehzade olarak sancağa çıkmadan evlat sahibi olman yasak. Bu yüzden cariyelerinle olan münasebetine dikkat etmelisin. İlaveten ben yaşadığım müddetçe değişmeyecek bir şey var. Benim yanımda olacaksın. Asla sözümden çıkmayacaksın. Ve hiç kimse için, hiç kimse için beni karşına almayacaksın. Anladın mı? Bu senin için de geçerliymişim ha? Anladınız mı beni? Mişim ha? Anladım validem. Güzel. Ben hünkârımızın yanına gideceğim. Demek Clara. İlk gece için iyi bir seçim. İşin yok mu senin? Dün hatunları kendi dairemde ağırladım. Kuracağım vakfa destek olmaktan şeref duyacaklarını söylediler. Âlâ. Vakfın işlerini yürütmesi için vekaleten birini tayin etmem lazım. Rüstem ayı düşünüyorum. Tabii sen de münasip görürse. Münasiptir Rüstem ağa. İstikbali olan kabiliyetli bir zat. Öyle. Fakat paşamız ondan kurtulmak için Nigar'la evlendirdi. Malum sana yakın kim varsa göndermek istiyor. İskender Çelebi'nin akıbeti ortada. Kuvveti yetse beni bile gönderir. Hürrem. Hatice Sultan'a ihanet etti. Sonra kendine sultan dedi. Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması için elinden geleni yapıyor. Daha evvel yaptıklarını saymıyorum bile. Bir başkası olsaydı şimdiye çoktan kellesi giderdi. Senin yaptıklarını bir başkası yapsaydı neler olurdu, düşündün mü hiç?
Hayırdır? Teklifi düşündüğünü söylediler. Zannediyorum cevap vereceksindir artık. Nurdur. Teklifinizi kabul ediyorum. Firuze Hatun bu saraydan gidecek. Bir daha dönmemek üzere. Bir daha dönmemek üzere. Beni töhmet altında bırakmayacak bir yol bulacaksın paşa. Eğer suç üzerime kalacak olursa bu anlaşmadan hünkârımızın da haberi olur. Ben icap eden her neyse onu yaparım. Siz bana evladımın yerini söyleyin. Firuze'ye gittiği gün kızın yanında olacak. Firuze'yi hiç dinlemedin mi? Çok büyüleyici bir sesi var. Çengi de gayet iyi çalıyor. Daha evvel dinlemiştim. Aslında sultanımıza ders veriyordum. Ama yarım kaldı. Öyle mi? Bence devam etmelisin. Ben de yarım bırakmak istemezdim. Fakat bir Cihan Sultan'ın gözdesini böyle işlerle meşgul etmek istemem. Gel. Hünkârım. Söyle Hafife Hatun. Müjdeler olsun. Şehzade-i Civan baktımız. Mustafa Hazretlerinden hayırlı bir avadis geldi. Hanedanı Ali Osman'ın bir şehzadesi daha oldu hünkârım. Âlâ. Derhal hazırlıklara başlayın. Tez vakitte Manisa'ya yola çıkacağız. Neredeydin sen? O hatunla yemek yiyordun öyle değil mi? Onun geleceğinden haberim yoktu. Sofradan da kalkıp gidemezdim. Ama size güzel bir haberim var. Mustafa abimin bir şehzadesi olmuş. Bu mu güzel haber? Babam hemen hazırlıkların başlamasını istedi. Hep birlikte Manisa'ya gideceğiz. Ben de geleceğim. Seni bırakır mıyız hiç? Gel. Paşa Hazretleri. Beni buyurmuşsunuz. Olayı ben al. Ne desem ki şimdi? Arada kaldım yoksa. Hürrem Sultan nerede? Size afiyet olsun. Firuze Hatun. Hatice Sultan çağırdı seni. Sarayına gidiyorsun. Ne oldu ki? Niye çağırmışlar beni? Kızları Huri Cihan Sultan rahatsızmış biraz. Tamamdır ha. Yürü. Ne kadar kaldı? Az kaldı hatun. Nereye gidiyoruz biz? Bilmez misin? Hatice Sultan'ın sarayına. Orası çok yakın demişlerdi bana. Konuşma hatun. Gidiyoruz işte.
Kimsin sen? Nereye götürüyorsunuz beni? Gel. İbrahim Paşa. Sultan. Yarın Manisa'ya gidiyorsunuz. Evet. Sevgili Mahidevran'ı pek özlemiştim. Vakti geldiğinde Şehzademiz Mehmet de sancağa çıkacak. Ben büyüdü. O vakit siz de evladınızla birlikte gideceksiniz. Şu üç günlük dünyada yarın sabah ne olacağını kim bilebilir ki paşa? Belki de o günleri hiç göremeyeceksin. Benden istediğinizi yaptım. Şu anda limanda bir tekne Firuze Hatun'u götürmek üzere bekliyorum. Bırakın beni! Ne yapıyorsunuz? Ben Sultan Süleyman'ın gözdesiyim. Bu yaptığınız yanınıza kalmaz. Hepinizin kellesini alır. Firuze Hatun, hoş geldin, sefa kademler getirdin. Sümbül Ağa. Bu hadiseden hünkârımızın haberi olmayacak. Malum Aksel de gitmekten vazgeçer. Döndüğümüzde öğrenecek ama. Benden hatunu göndermemi istediniz, ben de gönderdim. Bulabildiğim en iyi çözüm bu. Aklına hayranım paşa. Bence daha iyisi olamazdı. O halde. Sıra sizde. Evladım nerede? Olsun sultanım. Arzu ettiğiniz gibi az evvel Firuze Hatun'u kendi ellerimle bindirdim tekneye. Şu an Mısır'a doğru yol almakta. Şükürler olsun ki bu belayı da def ettik. Ağalar. Hünkârım. Derhal Firuze Hatun'a haber verin, gelsin. Thank you.
Gel. Hünkârım. Gözleriniz Firuze Hatun'u görmek istemiştiniz. Evet, neden gelmedi hala? Kendisini Hatice Sultanımızın sarayına yollamıştım. Zira sultanımız bizzat çağırdılar. Neden çağırmış? Huri Cihan Sultanımız rahatsızmış biraz. Yanında olmasını istediler. Malum şifalı elleri her derde deva. Benim neden bundan haberim yok? Bağışlayın. Ben hemen döner dedim. Fakat sultanımız bırakmadılar demek ki. Arzu ederseniz derhal alır gelirim.